Değerli izleyicilerimiz, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Diyanet TV ekranlarında canlı yayınla iyilik vaktine hoş geldiniz. Bu akşam Anadolu Selçuklularının başkentliğini yapmış, tarihi ve doğal güzellikleriyle kadim bir Anadolu kentine, milli kültürümüzün manevi mimarlarından Mevlana Celaleddin Rumi'nin şehri Konya'ya gideceğiz. Binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu'nun cennet köşelerinden biri olan Konya'nın iyilikte nasıl öncü bir merkez haline geldiğini konuşacağız. İhsan Açık hocamla birlikte bu akşam Konya Müftüsü Ahmet Poçanoğlu hocamızı konuk ediyoruz. Değerli hocalarımızla sohbetimize geçmeden bu haftada hepimize ilham kaynağı olacak bir iyilik hikayesiyle programımıza başlıyoruz. Abdülkadir Geylani Tekgöz. Her bitiş yeni bir hayatın habercisi. Başa gelen olumsuz bir durumu fırsata çevirebilmekse herkese nasip olmayan bir ikramdır. Abdülkadir Geylani Tekgöz cezaevinde bu ikrama ulaşmış biri. Hem de ikramların en güzeline. Mahkemede 12 yıl 6 ay ceza aldığını duyduğunda yolun sonuna geldiğini düşünmeden yeni bir başlangıç için harekete geçti, hafız olmaya karar verdi. Mahkemeye gittim geldim, ceza aldım. Ceza aldığım gün koğuşa girdim, arkadaşlarım inanmadı ceza aldığımı. Çünkü bir rahatlık vardı, niye bu kadar rahatsın gibisinde. Ben de her olanda vardır bir hayır dedim yani, illaki her olanda vardır bir hayır. O an içime bir şey doğdu yani, bir anda gerçekleşen bir şey. İşte Allah-u Teala Hazretleri tarafından bir hikmet, bir şey diyelim. Hafız olmak geldi içimde. Tek bir harfini bile bilmediği Kur'an-ı Kerim'i öğrenerek ezberlemeye başladı. Ezberledikçe nefes aldığını fark etti. Ayetlerle aradığı huzuru buldu. ...15 ayın sonundaysa hafızlığını tamamlayarak icazetini aldı. Kim derdi ki cezaevi benim Rabbimle buluşma noktam olacaktı. Şerre hayrı gizleyen, emrini önce zihnime, sonra gönlüme nakşeden Rabbime sonsuz şükürler olsun. Şimdi ise eline aldığı hafızlık meşalesiyle diğer arkadaşlarının öncüsü. Onun sayesinde cezaevindeki 13 kişi daha hafızlık eğitimi almaya başladı. Abdülkadir Geylani Tekgöz'e göre iyilik, şartlar ne olursa olsun Allah'ın ipine sımsıkı sarılarak doğru yolu bulmaktır. Evet, işte çok güzel bir iyilik hikayesi. Herkese örnek olacak cezaevinden yükselen, yayılan bir iyilik hareketi. Abdülkadir Geylani kardeşimize buradan selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim ve değerli hocalarımıza merhaba diyelim. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Allah razı olsun. Adımınıza rahmet. Allah razı olsun efendim. Sağ olun. Davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Ben de davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim efendim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisiniz inşallah. Çok iyi. Süper elhamdülillah. Elhamdülillah. Allah afiyet. Daha iyi olacağız inşallah. 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 Bugün herkese sıhhat afiyet inşallah. Dileyim. Her zaman dileyim. Evet. Duamız olsun. Duamız sıhhat afiyet olsun inşallah. Evet. Evet. Hocam iyiliği konuşuyoruz. Programımızın nihai amacı bu. Kötülükten ne kadar uzaklaşırsak hem zihnen hem bedenen hem de fikren ne kadar iyiliği konuşursak o kadar çok iyiliğin dalga dalga yayılacağına inancımızdan dolayı böyle bir program yaptık. Zat halinizi de iyiliği konuşmak üzere davet ettik. İyilik deyince hocam öncelikle aklınıza yüreğinize neler geliyor, nasıl bir yansıma oluyor? Bundan başlayalım. Yani pek çok şey söylenebilir ama iyiliği şöyle pratik şekilde gücü, merhameti, tecrübeyi, malı, mülkü, efendim tebessümü, böyle güzel bakmayı, bakışları karşılıksız paylaşmak. Hani bir teşekkür bile beklemeden. Yani karşılıksız. Minnet etmeden mi hocam? Hem yok minnet altında bırakmadan. Bir karşılık beklemeden hani livecilla. Burada tek yani kuldan efendim yaratılandan hiçbir karşılık beklemeden
insanın gücünü, kuvvetini, gençliğini, ilmini, bilgisini, efendim tecrübesini, merhametini, parasını, tebessümünü ve hani gülen gözlerle bakmasını, gülen yüzlerle bakmasını, karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek paylaşmaktır diye tarif etsek herhalde bir iyilik tarifi olur diye düşünüyorum. Olur olur. Çok da güzel olur diyor. Çok da güzel olur yani. Sonra şöyle de denebilir. Hani biz hocayız. Bunu pratik bir tarif olarak söyledim. İyilik bir bakıma hani et-tazim li emrillah. Yani Allah'ın emrine emrine uymak, Allah'ın emrine sımsıkı sarılmak. Bir de eşşefkatu ala halqillah. Yani mahlukata şefkat. Yani yaratılmış olan. Yaratılmış her olana şefkat, her şeye. Yani burada artık çevre, dünya, kainat, hani sudaki balıklar. Yani şöyle hani abidin, alimin abide üstünlüğü, efendim ayın yıldıza fazileti üstünlüğü gibidir. Hatta denizdeki balıklar bile ilim sahibine dua eder diyor ya. Yani ayın bir bakıma şeyi aydınlattığı gibi, kainatı aydınlattığı gibi bütün alemi aydınlatmak. Bir nur, hani iyilik bir bakıma şöyle demek lazım. Allah'ın nurunu, Allah'ın nurunu, vahyi, Resulullah Efendimiz'in sünnetini bir ay gibi bütün aleme yansıtmak. Burada canlı, cansız, çevre, hatta denizdeki balık, o dua eden balık var ya Resulullah Efendimiz'in hadisinde. Denizdeki balıktan tutunuz da işte, ya da işte ölmek üzere olan bir efendim yavruya su içiren kadın, oradaki yavru da dahil olmak üzere bütün alemi Allah'ın dininin, Allah'ın kitabının, Resulullah Efendimiz'in nuruyla aydınlatmak da denebilir diye evet. düşünüyorum. İlla iyilik yapmak için fiilen bir şey yapmaya gerek yok değil mi hocam? Yani iyiliği düşünmek bile aslında bir iyiliktir. Doğru. Gerçekten çok önemli. İyiliği düşünmek bile insanı temizler. Yani şimdi biz hep kötülük düşünsek fitne fucura batar insan. Yani bu sebeple düşünürken, hayal kurarken bile güzel şeyler düşünmek, iyi şeyler düşünmek dünyada iyiliği hakim kılmanın temel sebeplerinden bir tanesidir. Bu sebeple hasenedir. Hani bir iyilik yapmayı düşünürsünüz de yapamazsınız. Yapamadığınız halde onun bir hasene olarak karşılığı vardır biliyorsunuz. Sevabını alırsınız. Sevabını alırsınız. İşte bundan dolayıdır yani aklınızı temizlemiş olursunuz, kalbinizi temizlemiş olursunuz, bakış açısınızı, yüzünüzü, ufkunuzu temizlemiş olursunuz. Bu temizliğiniz, bu kokunuz etrafınıza yayılır mutlaka. Yani kokunun yayılmak gibi bir özelliği vardır biliyorsunuz. Yani sizin o sizden yayılan kokuyu alanlar evet. da iyilik yapmaya teşvik edilmiş olur. Teşvik edilmiş olur. Yani tabii düşünmek bile iyiliktir. Evet. Bakın çok güzel muhteşem bir şey. Evet. Muhteşem bir şey. Evet doğru. Peki hocam şunu sorayım size de. İyilik yapmaya niyet ettik. Hocam dedi ya hani yapamadık ama onun karşılığı var. Şey olmadı, nasip olmadı. Yapamadık. Onun tam olarak yapmış gibi sevabını veriyor mu Allah-u Teala? Tabii. Şimdi cümleye şöyle girmek lazım. Hocam Allah razı olsun davetimizi kabul etti. Konya'dan da Mevlana'yı sanki böyle stüdyomuza taşıdı. İşte o geniş iyilik tanımıyla Mevlana'nın güzel bir şekilde sanki hissettim ben şu anda hocamın o güzel ifadesiyle. Tabii ki önce zihinler temiz olacak ki daha sonra aklı, kalbi, dili, gözleri etkileyecek. Aklınızda, zihninizde kötü fikirler varsa fırsat bulduğunda o organlar o kötülüğü yapabilirler. Ama siz zihin dünyanızda yapamadığınız iyilikler bile olsa zihninizi devamlı iyilikle meşgul ettiğinizde en azından kötülüğe niyet etmediğiniz için sevaba girmiş fırsat bulamıyor. Yani sevaba girmiş oluyorsunuz yani. Evet. Hani kötülüğe alan bırakmadığınız için zihin dünyanızda kötülüğü çünkü yapabilmeniz için önce niyet etmeniz lazım. Niyetiniz de iyi olduğu için
hüsnü zannınız var, güzel bir niyetiniz var. Fırsat olmuyor yani. O yüzden Rabbim önce niyetlerimizi güzelleştirsin. Elham. Niyetlerimizi iyilik yolunda harcamaya çalıştırsın. Hocam çok güzel, öyle güzel bir iyilik tanımı, öyle bir tarif yaptı ki Konya'dan geldiği, Konya'nın Mevlana'sı olduğu belli ki o Şems'le de bir aydınlık şeyi oluşturdu ki bir nevi ay üzerinden de güzel şeyi, ifadeler buyurdu. Hakikaten iyilik esasında az da olsa belki oradan da anlaşılabilir. Her yer karanlık olsa bile bir ay bile ne kadar güzellik oluşturabiliyor ki hele biraz beklerseniz güneş olduğu zaman hiçbir şey karanlık kalmıyor. Değil mi? Evet. Hiç karanlık kalmıyor. Yeter ki sabredelim. Evet. Allah razı olsun. Evet. Peki hocam muhakkak değişik iyiliklerle karşılaştınız. Bunca yıllık hizmet hayatınızda olsun, özel hayatınızda olsun. Böyle unutamadığınız, hep aklınızın bir köşesinde böyle hatırladığınız bir iyilik hikayesi var mı? Yani pek çok, dünyanın pek çok yerinde de karşılaştığımız güzel tavırlar oldu. Bunlar güzel tavırlardı gerçekten ama ben bugünlerde aklımda tuttuğum Konya müftülüğüm süresince bir hanımefendi her üç ayda bir gelir ve temizliğe gider. Yani şey değil, çalışan, maaş alan, yani belli bir yerden maaş alan bir hanımefendi değil, çağrıldığı zaman evlerde temizliğe gider. Her üç ayda bir kazandığının 1/40'ını doğrudan bana getirir. Ben Allah onun emeğine çok saygı duyuyorum. Yani böyle temizliğe gittiği her halinden, giyinişinden, efendim elinden. Yani ihtiyaç sahibi. Çok ihtiyaç sahibi. Evet. Çok ihtiyaç sahibi. Ben bunu görüyorum. Yani her halinden bunu görüyorum. Ama her üç ayda bir beni ziyaret eder. Biriktirdiklerinden, o aldığı, her temizlikten aldığı paranın ayırdığı 1/40'ı belki de, yani o civarda bir para zannediyorum. Annesini babasını da böyle hayırla yad ederek. Onların adına? Onların adına getirir, doğrudan bana verir. Ben de o hanımefendiyi beklerim, bugünlerde gelecek mutlaka diye. Mutlaka her üç ayda bir periyodik olarak gelir. O, alışmış demek ki, iyiliğe alışmış. Evet, iyiliğe alışmış. Ben onu çok önemsiyorum. Yani tabii. Hani kendim utanıyorum belki de. Yani o şekilde fedakarlık yapamadığım için bende bir mahcubiyet duygusu da oluşturuyor. Bunun insanlar tarafından bilinmesi de teşvik edici olur gerçekten. Hani sevdiğinden vermek, ihtiyacından vermektir. Belki çocuklarının yiyeceğinden, içeceğinden, kendi giyeceğinden ve yiyeceğinden, ihtiyaçlarından kesmek suretiyle her üç ayda kazandığını düzenli bir şekilde getirip Diyanet Vakfı'na, ben makbuz falan da istemem diyerek ama biz makbuzunu mutlaka veriyoruz. Bu şekilde yardımcı olan bir hanımefendi var. Onu burada... Esasında ona özel de makbuz da çıkartmak lazım. Çünkü başkasının belki milyonu onun... Yani verdiğinden dolayı daha değerli. Çok yani. Önemsiyorum. Gerçekten çok değerli. Çok değerli. Hocam biz o hanımefendiye özel teşekkür belgesi yapalım. Hay efendim ben bir şey yapalım. Alalım. İsmini göndereyim size. Bir yani. Özel teşekkür tabii. Belgesi de yapalım. Davet edelim. Bir örnek olmuş olur. Örnek olmuş olur. Tabii. Yani şöyle hani biz kendi yaptığımız hayır hasenat işlerinde tabii ki şuna dikkat ediyoruz. Sağ elimizin verdiğini sol elimiz görmeyecek şekilde vermeliyiz. Ama biz Diyanet Vakfı olarak, müftülük olarak kamu hizmeti yürütüyoruz. Kamu hizmetinde güzel örneklerin anlatılması, aktarılması gerekir. Hocam gerçekten o çok önemli. Zaten bizim programı yapma sebeplerimizden bir tanesi de bu. Biz kötülüğün çok konuşulduğunu görüyoruz. Evet. Kötülüğün çok gündem olduğunu görüyoruz. Evet. Kötülüğün çok reklamı yapıldığını görüyoruz. Tabii. Ve diyoruz ki kötülüğün konuşulduğu kadar iyiliği de konuşalım. İyiliği de anlatalım. İyiliği de tanıtalım diyoruz. Programın sebeplerinden bir tanesi de bu. Şu anda anlattığınız esasında çok önemli. Çok değerli. Çok esasında. Değerli. Çok değerli. Evet. Belki de birçok insana benim çok eksiğim var. Ben yardıma muhtacım. Demesine rağmen bir kişinin kendisini iyilik yapmak için fırsat kollaması... Ve bunu düzenli yapması, bir anlık bir heyecanla değil de devamlı yapması gerçekten çok önemli.
Evet. Çok değerli. Yani Allah-u Teala da zaten ibadetin değil mi hocam? Az da olsa tamam. Sürekli olanını. Zaten ibadet olarak gördüğün de alameti zaten bu. Evet evet. Yani hem devamlı ve inkalli, az da olsa sürekli olan, bir de sevdiğinden vermek, ihtiyacı olduğu tabii. halde vermek. Tabii. Yani bu çok çok değerli gerçekten, çok önemli. Evet. Allah kabul etsin demek. Amin, amin hocam. Evet. Çok güzel bir örnekle başlamış olduk. Peki hocam, çeşitli kentlerde, ülkemizin değişik bölgelerinde müftülük yaptınız. Kamu hizmetinin yanında din evet. gönüllüsü evet. olarak çalıştınız. Ve eminim buralarda çok farklı hadiselerle karşı karşıya geldiniz. Böyle hatıralardan varsa birkaç tane paylaşır mısınız hocam? Yani, onun gibi benzer. Mesela yine hanımlardan örnek vereyim. Ben ilk 91 yılında ilk ilçe müftülüğüm öğretmenlikten sonra. Öğretmenlik de var değil mi hocam? Var. Bu din meslek dersleri öğretmenliği var. Ondan sonra ilk ilçe müftülüğü İmam Hatip'te. Öğrencilerim var, şükürler olsun, dünyanın her yerinde. Evet. Bu güzel. Müftüler de var mı hocam? Nasıl? Yani, öğrencilerden müftü var mı? Yani şöyle, şu anda Konya ilçelerinde müftülük yapan 7-8 tane müftümüz benim öğrencimdir doğru. Çok güzel. Şükürler olsun. O da büyük iyilik. Gerçekten büyük iyilik. O da büyük iyilik. Öğretmenlik esasında büyük iyiliklerden evet. bir tanesi. Ha, bu dini yüksek ihtisastaki hocalığım, müdürlüğüm de var. Onun da tazelediği, yenilediği bir öğretmenlik formasyonumuz gerçekten insanı çok mutlu eden, iyiliğin insan kalbinde oluşturduğu güzellik, zaten iyiliğin insan kalbinde oluşturduğu bir inşirah vardır değil mi? Bir güzellik vardır. Şöyle, benim ilk müftülüğüm Konya Yalıyük ilçesidir. Türkiye'nin en küçük ilçesi. İki köyü var. Adı çok güzel olduğu için ben tercih etmiştim. Yani Yalıyük. Yani adı gerçekten... Tarihi bir şey de var herhalde hocam. Yani geçmişi de var. Şöyle, tarihi bir geçmişi var ama Suğla Gölü diye bir göl var Konya'da. O gölün kenarında işte Yalı ve Hüyük tam şey oturuyor, isimlendirme coğrafi yapısıyla oturuyor. Güzel bir ilçe, belki Türkiye'nin en küçük ilçesi. Orada ben hanımefendiler görmüştüm. Genellikle beyler işte erken yaşta vefat eder, hanımefendiler biraz uzun ömürlü yaşarlar, Allah ömür versin efendim. Ya da işte gurbetçidir, çocukları efendim gurbete gitmiştir. Şöyle bir şey görmüştüm, hani siz Anadolu insanını bilirsiniz, şeyleri vardır, bellerinde de kuşakları vardır. O kuşaklarının içinde hazır paraları vardır. Hmm. Cami için hazırdır. Su için hazırdır. Çeşme. Diğer, çeşme. Özellikle su hayır. Yani bu konuda çok titizdirler. Buna benzer ayrılmış paraları vardır. Ben şöyle derdim. Mesela ilçe müftüsü olarak bizler işte cami yapımına öncülük ederiz ya da su hayırlarına öncülük ederiz ya da işte müftülük sitesi ve buna benzer çalışmalara öncülük Kur'an ederiz. Kur'an kurslarımız. Kur'an kurslarına öncülük ederiz. Şükürler olsun, pek çok hayra delalet etmek, pek çok hayra öncülük etmek gibi Cenab-ı Hak bizi böyle bir lütufla lütuflandırdı. Şöyle derdim bir işe başladığımız zaman, ya bu paralar hazır duruyor. Kuşakların içerisinde. Biz sadece onu gidip alıvereceğiz. Bekliyor bizi. Zaten kuşaklarda emanetti emanet bu. Emanet duruyor. Yani hazır, bekliyor. Güvenilir. Güvenilir. Onu biz sadece o hazır duran, hazırlanmış, yıllardır biriktirilmiş, niyet edilmiş, hani şey olacak, amel defteri ya da kefeninde, kabrinde nur olacak, onun kabrini aydınlatacak. Hazır, kuşağında bekleyen para var. Bu sebeple biz aslında olmayan paralarla bir iş yapmıyoruz. Zaten var, zaten orada bekliyor, zaten o bizi bekliyor. Onu sadece bizdeki maharet şudur, onu alabilme kabiliyetidir. Ona muvaffak olabilmedir diye söylerdim. Bunu da ilk müftülüğümde fark etmiştim. Yani özellikle yaşlı hanımefendiler, hayırlı bir iş yaptığımız zaman, bir şeye hayra öncülük ettiğimiz zaman, cami olsun, Kur'an kursu olsun, özellikle su hayrı, o konuda çok daha titizlik görmüştüm, çok daha cömertlik görmüştüm. O hazır kuşaklarda bekleyen paraları siz ne yapmış oluyorsunuz? Rehberlik etmiş, delalet etmiş oluyorsunuz, onları alıveriyorsunuz. Ben böyle bir şahitliğim var. Özellikle bizim milletimizin iyilik konusunda
Hani vel tenzur nefsun ma kaddemet ligadin. İyiliği yarına hazırlık olarak görüyor. Bu yarına hazırlık dünya içinde hazırlıktır. Ahiret içinde hazırlıktır. Evet. Evet. Peki hocam biraz da ekersiniz onu biçersiniz. Biçersiniz. Evet, evet. Dünyada ekersiniz değil mi? Ahirette de biçersiniz. İçersiniz. Gençlikte ekersiniz, yaşlılıkta. Yani değil mi? Evet doğru. Şimdi hocam ne diyor mesela? Bak talebelerimiz var diyor. Evet. Hani siz bir şeyler yaptığınız zaman mutlaka size sevgi, muhabbet, saygı duyacak bir nesil oluşturuyorsunuz yani. Evet. Hocamın şimdi ellerini öpmek isteyen nice insanlar var. Bittiği fidanlar hocamızın. Tabii. Şimdi ağaç oldu. Meyveler vermeye başladı. Meyveler vermeye başladı. Allah razı olsun hocam. Bir de yani şöyle bir şey, ağaçlar da çok çabuk büyüyor. Hani bazen geçmişte yaptığımız bazı çalışmalarda şöyle bir şey derdi bana arkadaşlarım. Diyelim ki 7-8 yaşında çocuklarla yakından ilgileniyorsunuz, onlara Sübhaneke okutuyorsunuz, başlarını okşuyorsunuz. Bana bir gün birisi dedi ki, Ahmet hocam bunlardan ne karşılık bekliyorsun dedi. Bunlardan dünyevi bir karşılık beklemek mümkün değil. Bunlar yarın büyüyünce ben sağ mı olacağım onu Allah bilir. Küçücük çocuk. Ama o küçücük çocuk dediğimiz çocuklar bugün büyüdüler. Yani pek çok yaşa da sahip aldılar. Çok çabuk da büyüveriyorlar. Elhamdülillah. Allah'a emanet. O yüzden en hızlı şekilde bu tohumları, iyilik tohumlarını ekmek evet, gerekiyor değil mi hocam? Evet. Hiçbir zaman geç değil. Küçümsemeden. Evet. İyiliğin küçüğü büyüğü olmaz değil mi hocam? Dar. Şimdi gelelim hocam biraz da vaktimiz hızla geçiyor. Evet. Şeyler büyüdüğü gibi ağaçlar bizim zaman da hızla akıyor. Şimdi biraz ömür kısa. Ömür kısa. Ömür uzun değil bunu bileceğiz. Evet. Evet. O yüzden yapabildiğimiz kadar iyilik yapmak lazım. Evet. Ömür çok kısa. Evet. Müftülük faaliyetlerinizden biraz hızlıca bahsedelim hocam eğer mümkünse. Yani bu ara iyilik anlamında neler yapıyoruz? Tabii ama bu ara pandemi dönemi belki bir miktar bazı konularda daralmalar ve sıkıntılar yaşıyoruz ama tabii her zamanı da fırsata olanı da fırsata çevirmek lazım. Bu ara sosyal medya üzerinden ciddi çalışmalar yapıyoruz. Özellikle bu kısıtlamalar sebebiyle yaptığımız bir evin mescidim olsun çalışması oldu. Hmm. Gerçekten bir başlangıç olarak da çok iyi bir çalışmaydı. Ciddi karşılıklar buldu. Bunu önemsiyorum, bu çalışmamızı önemsiyorum. Yani işte Kur'an hafızların uzaktan dinlenmesi, uzaktan Kur'an öğretimi, gençlere Kur'an öğretimi, bunlar üzerinde titizlikle duruyoruz. Bu şimdi Din Eğitimi Genel Müdürlüğümüzün başlatmış olduğu Kur'an-ı Kerim öğretimi o konuda da gayret ediyoruz ama biz bunlara daha önce de başlamıştık zaten. Yani bu kısıtlamaları, evde kalmaları fırsata çevirmeliyiz düşüncesiyle bu evim mescidim olsun projesi kapsamında belki 1000 gencimize şeylerimiz, hocalarımız dijital ortamda Kur'an-ı Kerim öğrettiler. Onların sayıları var. Onlar üzerinde çalışıyoruz. Yani şunu yapmaya çalıştık müftülük olarak. Bu arada işte bu canlı yayınlarımızda ya da efendim merkezi sistemimizde ya rahmet dualarımızda Konya gündemini umut ve rahmet bekleyen ve afiyet umut eden bir yapıda tuttuk doğrusu. Yani gündem belirleyici olduk özellikle dar zamanlarda. Mesela şunu yaptık bu merkezi sisteme geçtiğimiz zaman merkezi sistemden yağmur duaları yaptık mesela. Bunlar çok ciddi karşılıklar buldu. Yani amin diyenlerin sayısı çoğaldı. Her yerde arttı doğrusu amin diyenlerin sayısı çoğaldı evet. Yani müftülük olarak tabii ki camilerimiz, Kur'an kurslarımız, 4-6 yaş Kur'an kurslarımız uzaktan eğitime devam ediyorlar. Mesela benim küçük adı da Ahmet olan bir torunum var. 4,5 yaşında falan Kur'an okumayı öğrendi. Yani bu evde kalmanın getirdiği böyle güzellik. Güzellikler var. Evet, güzellikler var. Derslerimize peki devam ettik. Bu derslerin şöyle de bir özelliği var. Yani yüz yüze derslerden daha çok konu işlemek veya daha çok ders anlatmak mümkün oluyor doğrusu. Evet. Özellikle bir de Konya Müftülüğü'nün bildiğim kadarıyla hocam engellilere
Mutlaka. Dezavantajlı gruplara yönelik de çok önemli hizmetleri var. Onların hayatlarını kolaylaştırıcı neler yapıyorsunuz? Yani onları mesela Kur'an öğretiyoruz. Hafızlık çalışanlarımız var. Mesela geçen basına da yansıdı. Bir ama öğrencimiz hafız oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız da kabul etti, Sayın Başkanımız kabul etti. Yani onların Kur'an'ı öğrenmeleri, bir adım ileriye gidebilecek olanların işte sureler ezberlemesi, hafızlıkları, onların birlikte bulunması, hatta o engellileri Umre'ye götürdük biz pandemi öncesi. Ciddi bir çalışmaydı. Selçuklu Müftülüğümüzün yapmış olduğu bir çalışmaydı. Umre'ye götürdük. Engellilere iftar yemekleri verdik. Yani engelli koordinatörlüğümüz hareket halinde, yani bu cuma vaazlarımız, cuma hutbelerimizin yine efendim özellikle işaret diliyle aktarılması konusunda arkadaşlarımız çok ciddi gayretler sarf ediyorlar gerçekten. Allah razı olsun diyelim. Peki hocam, bir de bildiğim kadarıyla hocam Konya Müftülüğü'nün yine önemli bir faaliyeti daha vardı ama ona geçmeden önce bir VTR'miz var hocam. Onu izleyelim mi? Hayır, izleyelim. Soluklandıralım. Bir çay izleyelim efendim. Birer yudum çay içelim. Sonrasında bizim Hediyem Kur'an Olsun kampanyamız var. Evet. Yayın evi faaliyetini soracağım. Yayın evi faaliyeti. Biraz sonra. Hediyem Kur'an Olsun kampanyamız kapsamında Ankara Sincan Yenikent Cezaevinde, Çocuk Cezaevinde bir Kur'an dağıtımımız oldu. Onun VTR'sini arkadaşlarımız hazırladı. İzleyelim. İzleyelim. Akabinde onun üzerine konuşmaya devam edeceğiz. İmtihanın zor olduğu yerlerden bir yerdeyiz. Bugün neden buradayız? Türkiye genelindeki bütün cezaevlerimize Hediyem Kur'an Olsun kapsamında Kur'an-ı Kerim musafları hediye ettik. Aynı zamanda da Kur'an-ı Kerim mealli Kur'an-ı Kerimlerimizi de hediye ettik, hamdolsun. İnşallah hiçbir cezaevinde ben Kur'an öğrenmek istiyorum, Kur'an okumak istiyorum dediğinde anında ulaşabileceği Kur'an musaflarının olabilmesi için bütün cezaevlerimize bugün itibariyle Hediyem Kur'an Olsun kampanyası çerçevesinde hediyelerimizi vermiş olduk. Rabbim inşallah nasıl ki dünyanın her yerinde Hediyem Kur'an Olsun'u ulaştırıyorsak, memleketimizde de hiçbir yerde Kur'an musafının olmadığı hiçbir yer kalmayacak Allah'ın izniyle. Çok çok önemli bir çalışma. Dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Hediyem Kur'an Olsun kampanyası kapsamında yurt içinde de Musaf'a, Kur'an-ı Kerim'e bir Musaf olarak ulaşamayan insanlara bunları hediye ediyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı olarak. Hocam, bu faaliyetin temel sebebi neydi? Neden böyle bir şey yaptınız? Evet, şöyle bir duygu var. Biliyorsunuz Hediyem Kur'an Olsun'u biz Afrika'daki o çocuklarımızın hayatlarında hiç Kur'an görmedikleri için bir anca yüreklerimiz yandı. Ve vatandaşımızın da müthiş bir arzusu, isteğiyle niye bunların Kur'anları yok diye böyle bir kampanya düzenlendi ve hamdolsun şu anda 1 milyon Kur'an-ı Kerim Musaf'ı, Kur'an-ı Kerim Musaf'ını hiç görmeyen beldelere, topraklara gitti. Evet. Ve devamında gidiyor. Fakat şunu hissettik. Bazen siz uzaktaki bazı şeyleri görürken yakındakileri unutabiliyorsunuz. İhmalleriniz olabiliyor. Gördük ki bu cezaevlerinde gerçekten Kur'an-ı Kerim'le ilgili istekler çoğaldı. Kur'an-ı Kerim öğrenmek isteyenler, ki Diyanet İşleri Başkanlığımızın müthiş bir manevi destek şeyi var, bir projesi var. Adalet Bakanlığımızla beraber yürüttü. Orada böyle tek tek istekler geldi. Biz de Genel Müdür, Adalet Bakanlığı'na dedik ki madem biz komple bir kampanyayla Hediyem Kur'an Olsun'dan buraya bir kampanyayla verelim. Bunlar da en azından hiçbir cezaevinde ben Kur'an-ı Kerim okumak istiyorum, ben Kur'an öğrenmek istiyorum ama musaf bulamıyorum, Kur'an-ı Kerim göremedim, burada yok denmesin diye 11.522 tane Kur'an-ı Kerim musaflarını yolladık. Hatta birkaç dilde de gönderdik, mealde de gönderdik. Ve bunu da
Geçen hafta bir çocuk cezaevinden, hatta ben cezaevi demek de istemiyorum, ıslah evi diyelim. Yani çünkü insanlar zaten cezasını mutlaka çekiyorlar. Ama o çekerken ıslah olmak çok önemli. Yani mutlaka cezanızı ya hapishane çekersiniz ya başka bir yer çekeceksiniz. Yani dünyadayken yaptığınız bir hatanın cezasını mutlaka çekiyorsunuz. Mutlaka çekiyorsunuz. Ama bunu eğer ki cezaevinde çekiyorsanız ıslah olmanız lazım orada. Islah olabilmesi için de bizim de yardım etmemiz lazım. Onların ıslah olması noktasında. Böyle bir kampanya düzenlendi ve hamdolsun çok da güzel karşılık buldu. Daha fazla efendim kitap istendi. Hani kitap da istendi. Şimdi inşallah ikinci şeyde de kampanyamızda da buralara ihtiyaca göre kitaplar göndereceğiz. Ve biz çok mutlu olduk. Yani çok sevindik yani gerçekten. Oradaki özellikle çocukların sevincine ortak olduk. Hamdolsun. Az önce yani programımızın başındaki kardeşimizin de hafız olması, bizim oraya gittiğimizde de bir kardeşimizin hafızlığı yapan kardeşimizin Kur'an okuması gerçekten bizi duygulandırdı. Yani iyilik her yerde, her yere lazım. Evet, her yere. Yani iyilik her yere lazım. Biz de bu noktada bir damla su olsun dedik, bir hayat olsun dedik, hediyem Kur'an olsun dedik ve hediye ettik. Ne güzel. Kimlerin hediyesi? Vatandaşın bize vermiş olduğu emanetlerimiz. Hayırseverlerimiz. Bütün o kuşaklardaki, o kuşaklardaki hediyelerden. Bekleyen paralardan. Evet. Nice Abdülkadir Geylani Tek Gözler inşallah. İnşallah. Hafızlarımız yani, evet. Belki de çıkacak. Ben Abdülkadir Tek Göz hafızımız üzerine kısaca konuşmak buyurun. İsterim. Gerçekten bizim cezaevindeki görevlilerimiz, vaizlerimiz çoğu zaman destanslı çok güzel işler çıkarıyorlar. Yani adeta cezaevlerimiz bu pandemi öncesi Kur'an kursu gibi. Bu Abdülkadir Tekgöz Konya cezaevinde hafız olmuştu. Daha sonra Akşehir cezaevinde bir hafızımız daha oldu. Onun merasimini de yaptık. Ve bu mesela oradaki ben vaiz arkadaşları çok takdir ediyorum. Hiç kendilerini esirgemeden çok büyük gayretle çalıştılar ve hafızlar yetiştirdiler. Hatta şöyle bir şey duymuştum. Bu hareket bütün Türkiye'de yayıldı ve 100'ün üzerinde cezaevlerinde hafızlık kaydı yaptırmış. Allah Allah. Vatandaşımızın, kardeşimizin, o vatandaş demek bize yakışmaz, kardeşimizin olduğunu öğrenmiştim ben kayıtlarda. Yani bu Abdülkadir Tekgöz Türkiye'de de belki daha önce de yapılıyordu ama işte kamuoyunda duyulur olması, duyulması bir teşvik de oldu, bir tergip de oldu. Bu sebeple ben cezaevinde hizmet eden vaizlerimiz, vaizelerimiz, hocalarımız, onlara da çok teşekkür ediyorum. Yani onların çalışmalarını da görüyorum, çok beğeniyorum. Allah yardım etsin, Allah onların gayretlerini, bereketlerini. Ümidi, o umudu hocalarımız verdi. Evet, evet. Çok büyük umut veriyorlar. Yani mesela Kur'an-ı Kerim siz burada cezaevlerine dağıtmışsınız. Ben de hastanelere dağıttım bu ara. Yani hastanelerde çok büyük Kur'an-ı Kerim talebi oldu. Özellikle evet. Pandemi süresi. Dönemi. Daha önce de vermişiz ama eksilmeler olmuş. O eksiklikleri tamamladık, odalardaki eksiklikleri. Hocam şöyle oluyor. Efendim, bazen evet. Öyle bir şey oluyor ki mutlaka vardır diyorsunuz. Doğru, evet, evet. Nasıl olmaz diyorsunuz. Mutlaka vardır diyorsunuz. Doğru, doğru. Ama bir bakıyorsunuz ki hakikaten o anda olmamış oluyor. Doğru, doğru. O anda da olmamış oluyor. İhtiyaç oluyor. Doğru. Efendim işte belki o anda gerçekten o insanın da en muhtaç olduğu anlar oluyor. O anda Kur'an-ı Kerim'in olmaması hakikaten büyük bir boyun büküklüğü. Büyük ihtiyaç gerçekten. Evet. Öyle. Evet. Hocam bu şimdi şunu da söylemek lazım. 253 cezaevinde 11.522 Kur'an-ı Kerim Mushaf'ını ulaştırdık hocam. Ne güzel. Elhamdülillah. Ve bu peyderpey daha da devam edecek. Devam edecek. Eksiklikleri. İnşallah. Yurt dışında da 27 dil değil mi hocam yanlış hatırlamıyorsam? Tabii. 27 ayrı dilde hocam mealleri basıldı. Diyanet İşleri Başkanlığımızın gözetiminde ve dünyanın dört bir yanında 1 milyondan fazla kişiye elhamdülillah bu Kur'an-ı Kerimler ulaştı. İnşallah o bir sıfır daha ekleyelim 10 milyon. İnşallah. 10 milyon olur. 10 milyon. Olur. Peki, milyonlarca lazım. Olur inşallah. Evet ne yapmak lazım hocam? Kur'an-ı Kerim bağışlamak istiyorsak eğer. Evet. Şimdi tabii ki ben SMS'lere diyeceğim de SMS'ten ziyade müftülüklerimize giderek bir tane değil de birkaç tane bağışlamalarını istiyorum. Çünkü evet. SMS deyince bir tane oluyor.
SMS de söyleyelim isterseniz. Yani kolaylık olur belki. Müftülüklerimize de bu Hediyem Kur'an Olsun kampanyası halen devam ediyor. Hiç eksilmiyor. Yani sürekli damlıyor, sürekli akıyor, sürekli her ay hani biz gönderdiğimiz şeylere bakıyoruz. Ne göndermişiz diye. Hediyem Kur'an Olsun iyi bir kampanya devam ediyor şükür. Elhamdülillah. Evet, çok evet, büyük teveccüh. Bir uzman müjde verelim de. Buyur. Evet. Hocam şimdi Hediyem Kur'an Olsun'a inşallah bir şey ekleyeceğiz. İyiliği pek tutmamak lazım. Hemen söylemek lazım. Tabii. Allah nasip ederse Hediyem Kitap Olsun da yapacağız hocam şimdi. İnşallah. İnşallah burada ilk defa duyurulmuş olalım. Hem de kendimizi bağlayalım ki bir an önce bu iş olsun. Yani bu Hediyem Kitap Olsun da önemli kitaplar belki de değişik dillere tercüme edilerek değil mi? Dünyanın evet. Her yerine göndermek evet, gibi. Evet. Evet. Çok güzel bir şekilde yapacağız inşallah. İnşallah. Niyetimiz. İnşallah. Evet. Evet. Peki. Hocam biraz da yayın ev, yani tabii bu Kur'an-ı Kerimlerimiz nerelerde bulunuyor? Yayın evlerimizde bulunuyor. Evet. Türkiye'nin dört bir yanında şu anda yayın evlerimiz var. Biraz da ondan bahsedeceğim. Konya'da da inşaatı devam eden bir yayın evimiz var. İsterseniz onunla başlayalım hocam. Hay hay. Bu yayın evi nerededir? Ne gibi hizmetler verecek? Ondan sonra da diğer genel yayın evlerimizle tamam. ilgili de bir bilgi veririz. Konya'da bizim müftülük sitemizin, Hacı Veysade Külliye'mizin, müftülüğümüzün olduğu, Hacı Veysade Camimizin olduğu bölümde uzun süredir Mustafa Kutlu müftümüz zamanında, benim de Diyanet Vakfı Yönetim Kurulu'nda olduğum bir dönemde Hacı Veysade Camimizin altında bir Diyanet kitabevi açtık. Diyanet Vakfı işletmesi olarak bir kitabevi açtık. Ve Sayın Başkanım da biliyor, gerçekten Konya'nın, Türkiye'nin güzel kitap evlerinden bir tanesi. Yani hem kitap çeşidi olarak çok güzel, hem kitap evine gelen kardeşlerimiz bakımından çok önemli bir kitap evi. Son bir çalışma yapıyoruz orada. Sayın Başkan Yardımcımız Profesör Huriye Martı hocamızın da öncülüğünde bir kitap kafe. Yani gençlerin gelip oturabilecekleri, kitap okuyabilecekleri, efendim çay içebilecekleri aynı zamanda. Hatta bazı imza günlerinin yapılabileceği, fuarların, bazı küçük fuarların yapılabileceği, hatta bazı toplantıların bir küçük salonu da var. Ben salonunda gördüm, çok güzel. Yani belki bir ay içerisinde toparlanır. Türkiye'de çok güzel örneklerden bir tanesi olacak. Yani muhakkak Sayın Başkanım anlatacak, güzel örnekler vardır. Ama Konya Diyanet Vakfı Yayın Evi de Türkiye'deki en güzel örneklerden bir tanesi olacak, olacak inşallah. Gençlerin böyle uğrak yeri, oturup okudukları, tartıştıkları, konuştukları önemli bir merkez olacak. Buluşma inşallah. Merkezi buluşma olacak. Buluşma merkezi olacak. Konya yani kitap evinde buluşalım diyecekler genişlettik inşallah. Genişlettik orayı, şükürler olsun, çok da genişledi. Yani önceki halinden zannediyorum bir 4-5 kat daha genişlemiş oldu. Elhamdülillah. Bu kitap evlerinde hocam sadece Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları değil, değil tamam. mi? Ne gibi yayınlara ulaşılır? Birçok yayınların yayıncı grupların bize sunduklarını ve vatandaşımızın taleplerine göre de yayınlamaya çalışıyoruz. Tabii ama tabii ki şimdi şöyle bir durum var. Türkiye Diyanet Vakfı'ndan bir kişi Diyanet kelimesini duyunca oradaki kitabın da kontrol edilmiş veya efendim işte kabul görmüş olduğuna inandığı için biz de bu hususta elimizden geldiğince hassas davranmaya çalışıyoruz. Yani her kitabı değil de hani vatandaşımızın sahih ve güvenilir kaynaklara ulaşabilmesine bir vasıta olmaya çalışıyoruz. Hamdolsun her geçen gün kitap evlerimizin sayısı çoğalıyor. Biz kitapta kafe demiyoruz artık. Kitap kahve edeceğiz inşallah. İnşallah. Kahve, kafede tek şey olmuyor. Bizim de hem kitap kelimesi bizim medeniyetimiz, kafe bugünkü gibi oluyor. Biraz daha belki o güzelliği almış olabilir. Kitap kahve diyelim inşallah. Ya da kıraathane kelimesini yeniden güzelleştirelim. Yeniden güzelleştirelim. Yerine oturtmak. O tarz şeklinde. Evet, İnşallah. Evet. Tabii şu var. Hedefimiz şu. Neredesin? Konya'da kitap evindeyim. Evet. Kitap evindeyim. Yani buluşma yerleri olsun istiyoruz. Çok güzel görüntüler de geliyor hocam. Evet, çok güzel böyle insanların kitap evlerimiz. Alıp kitabını aldığı ve kenar köşede de
daha sonra okuyabileceği, bakınız gerçekten. Pırıl pırıl değil mi? Tertemiz. Evet. Çayı, kahvesi. Çay, çaylarımız efendim işte müesseseden. Şöyle bir çalışmamız da vardı aslında. Hı hı. Bu gençlik merkezi, gençlikle ilgili çalışmalarda zikredecektim ama Konya'da Selçuk Üniversitesi'nin cami külliyesi içerisinde gerçekten bütün Türkiye'de örnek olabilecek güzel bir gençlik merkezi oluştu. Orada bir yayın evi, bir kitap evi açma çalışmamız var idi. Belki inşallah pandemiden sonra inşallah, bu aklımızda inşallah dursun diye düşünüyorum. Hatta okuma salonlarını çoğaltmamız gerekiyor. Evet, okuma salonlarını. Yani okuma salonlarını inşallah. Yani gençlerin iyiyle buluşması için mekanlar da oluşturmamız gerekiyor. Yani insanlara iyilik yapın ama nerede yapacaklar iyilikleri? Nerede iyilik konuşulacak? En çok iyiliğin konuşulduğu, en çok iyiliğin duyulduğu, en çok iyiliğin okunduğu yerler kitap evleri olacak inşallah. Ve şunu da vurgulayalım hocam. Sadece kitap evlerinden değil, bu kitapları Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık İşletmemiz web sitesinde de... Ama biz yine diyoruz ki mutlaka kitap evlerimize bir gelin. Yani şu ara pek çıkmıyoruz ya hocam ondan. Çıkmayan kardeşlerimiz de hemen... Evden bakayım da alayım diyenler olursa Diyanet Vakfı yayınları yazıyorsunuz. Müftülüklerimizi ziyaret etsinler. Müftülüklerimizi gidebilirler. 81 il müftülüğümüzde ve tüm ilçe müftülerimizde bizim yayınlarımıza hem Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hem Türkiye Diyanet Vakfı'nın yayınlarına ulaşabilirler. Müftülüğümüzü ziyaret etsinler. Büyük bir ihtimal, ben o müftülerimizi cömert olarak görüyorum, büyük bir ihtimal müftümüzü ziyaret eden kardeşimizle mutlaka kitap eli boş edeyim. Dönmez. Boş dönmez. Eli boş dönmez, boş eminim. Ve şunu da söyleyelim, kitaplarımız da oldukça uygun fiyattan satılıyor. Rahatlıkla alabilirsiniz evet diyelim. Teşekkür ederiz hocam. Bu güzel bilgileri müftülerimize paylaştınız. İyilik kapısı açılmıştır. Evet. Yeni bir hareket. İyilik hareketini başlatmış olduk. Evet. Müftülüklerimizi ziyaret edin. Eli boş dönmezsiniz biiznillah diyelim. Evet. Peki hocam biraz Konya'daki vakıf faaliyetlerine. Aynı zamanda tabii Konya şubemizin de başkanısınız. Evet tabii. Vakıf olarak, Türkiye Diyanet Vakfı olarak Konya'da halka, hakka dokunan neler yapıyorsunuz? Yani bu mesela Suriye gerçekten bizim için büyük problem. İşte Halep ve yardımlarımız, İdlib bölgesine, Azez bölgesine gayretlerimiz var. Mesela burada son dönemde yaklaşık 80 tır civarında un gönderdik. Yani Suriye'de hemen ekmek olacak o vasıfta, o özellikte. Bunu özellikle harman döneminde şuna da teşvik ediyoruz. Öşürü insanlar biraz unuttular ya da öşürü biraz yanlış da anlıyorlar. Bu sebeple tabii ki Konya toprak mahsulleri, hububat üreten bir bölge. Allah bereketini artırır. Allah bereketini artırır, kazadan beladan korur, hastalık için şifadır, berekettir, rahmettir diye. Biraz önce de söylediğim gibi kamuoyunda bunu duyurarak özellikle 80 tır civarında un gönderdik. Sonra 8 tır civarında gıda maddesi, yani gerçekten birinci sınıf şekeri, şeker de dahil olmak üzere yağından salçasına kadar, pirincine kadar ona çok dikkat ediyoruz. Hatta Ramazan öncesi çok böyle ciddi manada meblağ tutan 5000 adet paket gönderdik. O bölgede dağıtıldı, basında görüldü, Konya şubesi falan diye. Yine Suriyeli kardeşlerimiz için açtığımız Kur'an kursları var. Orada yaklaşık 300'e yakın hocamız bizzat Suriyelilere işte Kur'an okutuyor, Arapça okutuyor, Türkçe okutuyor çocuklara. Diğer ilkokul eğitiminden sonra bu 4-6 yaş olanlar var. Efendim ilerlemiş yaşta olan kardeşlerimiz var. Onlara yardımcı oluyoruz. Yani çok ciddi manada onlara yardımcı oluyoruz. Bu önemli bir çalışma Konya Müftülüğümüzün. Yine bu pandemi döneminde Sayın Başkanımın öncülüğünde bu ihtiyaç kartı, market alışveriş kartı. Alışveriş kartı, evet onu ben şeyini hemen hatırlayamadım. Konya Müftülüğümüz 31 ilçe, en ücra köye kadar. Yani biz sadece
ciddi bir meblağ, 12 bin, 13 bin civarında biz aldık ve Konya müftülüklerimiz de, ilçe müftülüklerimiz de aldı. Yani özellikle pandemi döneminde doğrudan köylerimize, kasabalarımıza, ihtiyaç sahiplerine çok önemli bir alışveriş kartı dağıttık. Ve bu da çok gerçekten iyilik hareketinin güzel davranışlarından bir tanesi. İnsanlarla yüz göz olmuyorsunuz. O bir de tercih edebiliyor, istediğini alabiliyor, istediği markayı alabiliyor, istediği şekilde. Zaten zekatın ya da iyiliğin de temel şartlarından bir tanesi çok tahdit etmeden, çok sınırlamadan. Özgür bırakmak. Hani insan, hani zekatta mülkiyet esas olunca nasıl insan kendi mülkünü harcarken bir sorumluluğu var ise, yani biz bazen fazladan telaş ediyoruz. İşte adam ya şöyle harcarsa, böyle harcarsa, herkes harcadığından sorumlu. Yani orada çok böyle sınırlayıcı, çok tahdit edici olmamak lazım. Evet. Nasıl biz kendi malımızı harcarken bir sorumluluğumuz var ise, o iyilikte bulunduğumuz kimsenin de onu harcarken bir sorumluluğu var. O da ona dikkat edecek. Bizim çok o konuda sorgulayıcı olmamamız gerekir diye düşünerek. Bu alışveriş kartları çalışması çok güzel bir çalışmaydı gerçekten. Evet. Konya'nın en ücra köylerine kadar ulaştırdık şükürler olsun. Miktar olarak, meblağ olarak da ciddi bir miktar ve meblağıydı. Bunu önemsiyorum gerçekten. İnşallah. Güzel bir çalışmaydı. Peki bunları tabii ulaştıranlar din gönüllülerimiz ve din görevlilerimiz. Tabii mutlaka, mutlaka. Onlara da buradan bir teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bizim en ücra köşedeki imamımız, müezzinimiz, Kur'an kursu hocamız olmasa biz bu hayırları ulaştıramayız hocam. Değil mi? Tabii. Veya oradaki ihtiyaç sahibini de duyamayız. Haberimiz olmaz. Yani duyamayız. Asıl önemli olan da o değil mi hocam? Yani ihtiyaç sahiplerini bize duyuranlar da hocalarımız, onlara tekrardan dönüş yapan da hocalarımız. O yüzden buradan iyiliğin öncüleri olan hocalarımıza çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun hepsine. Allah razı olsun. İyi ki varlar. İyi ki varlar. Yani hele ki hocam bu salgın başladığı dönemde gösterdikleri fedakarlıklara. Evet. Ne kadar teşekkür etsek azdır değil mi hocam? Vefa sosyal destek. Yani o evet bu filan. Halen devam ediyor mu şu anda? Halen devam eden şeylerimiz var, çalışmalarımız var. Çünkü ben yakın bir zamanda şöyle bir konuda aracılık ettim. Bizim Aşere Tayyip'e kurslarımız var. Bir müftülükteki arkadaşlarımız, hocam biz hem filyasyona gidiyoruz hem Aşere Tayyip'e geliyoruz. Bu bizim için biraz zorluk oluyor. Bir miktar şefaatçi olur musun falan dediler. Bu sebeple halen devam ediyor. Yani o konuda şey var. Evet, evet. Devam Allah hepsinden razı olsun. Allah razı olsun. Çok evet, teşekkür evet. ediyoruz. Şimdi hocam benim merak ettiğim hususlardan biri, soracağınız bir şey yoksa ben devam ediyorum. Konya'dan şöyle interneti biraz dolaştığımda çok böyle iktidar haberleri geliyor hocam. Çok böyle güzel, gönüllerimizi böyle hoşnut eden iyi haberler geliyor. Bu iktidar törenlerinden neler böyle hatırladığınız? Yani ve nasıl oluyor bu kadar güzel? Konya'ya çok gelen oluyor. Ben vaizliğim sırasında da özellikle şöyle bir faaliyet yürüttüm uzun süre. Cumartesi günleri ya da pazar günleri Sultan Selim Camii'nde vaaz ederdim. Müftülük bir bakıma orada bir miktar nezaket ve zarafet göstermesi için beni görevlendirirdi. Bu benim çok severek de yaptığım bir görevdi. Hemen Sultan Selim Camii biliyorsunuz Mevlana türbesinin, Mevlana dergahının da hemen yanında, Hazreti Mevlana'nın yanında. Bu sebeple insanlar, yani şöyle demek lazım, Mevlana'nın bu baza, yani gel daveti halen bütün dünyada yankılanıyor. İnsanlar o gel çağrısına uyuyorlar dünyanın her yerinden. Akletmediğiniz, fikretmediğiniz, aklınıza bile gelmeyen dünyanın her köşesinden insanlar o davete geliyorlar. Hani burada şunda ben bir miktar Mevlana'ya da çalışmıştım. Tabii ki gel derken Mevlana yani olduğun gibi gel demiyor. Bir değişime de çağırıyor aslında. Tevhide davet ediyor. Güzelliğe gel, iyiliğe gel. İyiliğe gel diyor. Doğru. Tevhide gel, iyiliğe gel, güzelliğe gel diyor. Bu çağrı halen karşılık buluyor. Bu sebeple mesela Sultan Selim vaazlarında rastladığım böyle hidayet talepleri, yani bizzat hocam burada hemen, yani bu şekilde hiç vakit kaybetmeden. Hiç vakit kaybetmeden orada o küçük müezzin odasında, kulübesinde, hani şu hadisi de
sizin aracılığınızla Hazreti Ali şey olacak zannediyorum. Resulullah Efendi, ey Ali, senin aracılığınla bir kişinin hidayete ermesi kırmızı ve kızıl develere sahip olmaktan daha büyük bir zenginliktir. Ben o zenginliği doğrusu Konya'da yaşadım. Yani onu zaman zaman hem vaizliğim sırasında Sultan Selim Camii'nde 3-5 defa, 5-6 defa buna şahit oldum, şükürler olsun. Mevlana'nın bereketi. Bereketi, evet, o gel, yani bazı çağrıya halen o davete kulak veren insanların o davet halen dünyada yankılanıyor ve karşılığını buluyor. Elhamdülillah. Geliyorlar ve müftülüğümüzde de hiç eksik olmuyor bu şekilde. Kalıcı eser bırakmak belki hocam bundan kaynaklanıyor. Hani kalıcı bir iyilik yaptığınız zaman iyilik devam ediyor. Şimdi millet oraya Mevlana'yı veya işte Mevlana ile ilgili bir şeyi duymak, görmek istiyor. O vesileyle oraya geliyor ve o vesileyle dinin herhangi bir şeyini hissederek belki de hidayete vesile oluyor. Kalıcı iyilik belki bu. Mesela kalanlar oluyor. Bir gün bir şey anlatayım. Camiye giriyorum, vaaz edeceğim. Şimdi bir adam da benim gibi camiye giriyor. Böyle şey, hani Konyalıların şalvar donları var. Elinde baston, sakalı sarı, Allah Allah. Adam bir taraftan kıyafetiyle tam bir Konyalı ama görüntüsüyle bir Avrupalı. Benim gibi telaş ediyor. Hatta konuşuyor, ufak dedikodu ediyor falan. Dedim ki sen kimsin dedim ben. Ben dedi Almanım dedi ve İşte 10 seneden beri Konya'dayım dedi. Gidememiş. Gidememiş. Gel demiş. Gelmiş ve kalmış. Ortadakilerden gel diyen yok. Böyle birini görmüştüm bir. Nasıl olsa çağıran yok. Kalalım burada. Kalıcı deyince müftülüğümüzde de oluyor. Buna benzer. Mesela ben bazen şu çok etkiliyor gerçekten. İşte konuşuyorsunuz, tevhidi anlatıyorsunuz. Allah'ı, bir Resulullah Efendimiz'i, farzları, namazı, dinin direğini, zekatı, haccı anlatıyorsunuz. Yani bazen heyecanlanıp ağlayanlar oluyor. Ya, o heyecanı görmek, o samimiyeti görmek, o gözyaşlarını görmek bizi de çok etkiliyor gerçekten. Duygu serin oluyor. Evet, ben bunlara şahit oldum. Çok samimi hidayete eren kardeşlerimiz gördüm gerçekten. Bu evet. Konya'da oluyor. Ve bu büyük bir zenginlik, yani kızıl ve kırmızı develere sahip olmaktan büyük bir zenginlik gerçekten. Evet. Bu güzel hizmete vesile olan tüm hocalarımıza burada teşekkür edelim. Allah geçenlerden Allah razı olsun diyelim. Şimdi hocam, sizin yaptığınız faaliyetlere baktığımız zaman gençlere yönelik biraz bahsettiniz ama programımızın son dakikalarında biraz onlara değinelim istiyorum. Gençlere aile ve gençlik. Aile kadın, gençlik kadın hizmetleri. Mesela bir Mevlid-i Nebi yarışmaları var. Yani bu Mevlid-i Nebi yarışmaları Konya gündemine oturan yarışmalar. Hatta Türkiye gündemine oturan yarışmalar. Geleneksel Okçuluk Federasyonu Başkanımız Konya'ya geldi, ödül törenine katıldı bu sene. Değişik alanlarda yapıyoruz ve çok sayıda mesela bisiklet, atletizm, bu 1500 metre değişik metrelerde koşular. Bisiklet ki Konya'nın şeyine uygun, biliyorsunuz, yapısına uygun, düz ve yaygın bir spor olduğu için bisiklet. Bir de özellikle bu geleneksel okçuluğu hiç ihmal etmiyoruz. Olimpik okçuluğu da yapıyoruz, geleneksel okçuluğu da yapıyoruz ve bunu bir artık şey haline getirdik. Devam eden Mevlid-i Nebi'nin vazgeçilmez bir etkinliği yani haline getirdik. Ve gerçekten gençlerimize ciddi ödüller veriyoruz. Yani o konuda cömert davranıyoruz. Cömert davranıyoruz, şükürler olsun. Evet. Ciddi ödüller veriyoruz, altınlar veriyoruz. Büyük bir hevesle öğrencilerimiz katılıyor. Veliler çok mutlu oluyor. Özellikle ben hani Diyanet Vakfı'nın ve Mevlid-i Nebi haftasındaki bir yarışmadan madalya almak, altın, gümüş ya da bronz madalya almak ya da bir yarışmada dereceye girmek hem şimdi hem gelecekte o sporcumuz için de çok önemli bir mutluluğa sebep oluyor. İyilik için yarışmış oluyor. Evet, çok güzel yarışmış oluyorlar. Bunu her sene tekrar ediyoruz ve gün geçtikçe de branşları artırıyoruz. Hatta bu sebeple Gençlik Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan Bey'e de buradan teşekkür ederim.
bize çok ciddi manada şöyle bir şey anlatayım, bir iyilik hareketi olarak. Bu çalışmalarımızdan dolayı Sayın Genel Müdür bize biraz eşofman, forma, buna benzer şeyler verdi. Dedim ki bunları Kur'an kurslarımıza dağıtalım. Hani okullara dağıtılıyor, bir şekilde bunlar ulaşıyor. Kur'an kurslarımıza, hafızlık kurslarımıza, Konya'nın klasik eski Kur'an kurslarına gitmek suretiyle bu spor malzemelerini masalarında tutun, özellikle bu formaları, eşofmanları dağıttık. Ben hani hep dua aldık da şunu unutmuyorum. Bir delikanlı hafızlığa çalışan biri dedi ki, hocam tuttuğun altın olsun dedi. Yani o kadar sevindi ki ben böyle bir şey görmemiştim. Yani gönülden geliyor. Gönülden, evet. Yani biz bir miktar bu tür şeylerde hani dediniz ya, bazen önümüzdeki şeyi görmüyor. Kur'an kurslarımızı bazen ihmal ediyoruz. Evet. Onlara bir şey götürmek, onlara bir şey vermek çoğu zaman aklımıza gelmiyor. Ben bu eşofmanları, bu formaları götürdüğüm zaman o çocuklardaki sevinci görmüştüm. Doğrusu görülmeye değerdi. Evet. Yani unutulmaz bir hatıraydı o. Evet. En önemli yatırım çocuklarımıza, evet, gençlerimize, evet, yapılan, evet, iyilik. Yani mutlaka herkese bu, ama Mevlid-i Nebi yarışmaları artık şey oldu, gelenekselleşti, oturdu. İnşallah gelişerek devam edecek. Evet. İnşallah. Peki kadın ve aile üzerine? Gençlik üzerine bir miktar daha, bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Kadın ve aileye de geçeceğim. Biraz önce de söylemiştim, gerçekten bu hocalarımıza emanet edilen gençler, sonra Diyanet evleri, bu gençlerimizin kaldığı evler, sonra Selçuk Üniversitesi'ndeki, Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde de bir çalışmamız var ama bu pandemi biraz bizi engelledi. Ama özellikle Selçuk Üniversitesi Camii'ndeki, cami de büyük bir cami, haşmetli bir cami. Onun revakları etrafında yaptığımız atölye çalışmalarımız var. Her türlü klasik sanat atölyelerimiz, okuma alanlarımız, böyle okuma salonlarımız. Yani orada çay veriyoruz, orada simit veriyoruz karşılıksız, orada meyve suyu veriyoruz karşılıksız. İkram ediyoruz. İkram ediyoruz, evet. Hediye ediyoruz, ikram ediyoruz, hürmet ediyoruz. Hani demiştim ya en başta, iyilik. Eşşefkatu alâ halkillah. Yani Allah'ın yarattıklarına şefkat ediyoruz daha doğrusu. Yani şöyle bir şey oldu. Özellikle pandemiden önce Selçuk Üniversitesi Camii üniversitenin merkezi haline geldi. Hatta biz bir kandil gecesinde, bu pandemi öncesi zannediyorum Miraç kandiliydi, canlı yayınımızı oradan yaptık. Öyle ki dünyanın her yerinden renkler, yani beyazlar, kahverengiler, siyahlar hep oradaydı doğrusu. Konya'da, Türkiye'nin her yerinden gelmiş öğrenci. Bütün renkler güzel. Bütün renkler güzel. Bütün güzellikler oradaydı. O gençlik merkezi inşallah gelecekte ülkemize örneklik edecek atölyeleriyle, salonlarıyla, sohbet etme, oturma mekanlarıyla, ikramıyla ve Diyanet Vakfı kitap evimizde inşallah bir model olacak, bir örnek olacak. Çok güzel bir çalışma. Allah razı olsun. İnşallah gençlerimizin hizmetine sunulacak. Yine tabii ki merkezde çalışmalarımız var. Kadın aileyle ilgili işte evlilik öncesi, evlilik sonrası, ADRB'miz, müftü yardımcımız Betül Hanım, vaizelerimiz, hanımefendiler çok çalışkan. Ben onları doğrusu çok takdir ediyorum. Gerçekten bu pandemi döneminde de çok çalıştılar, çok gayret ettiler. Merhem olmaya çalıştılar. Özellikle ailenin var olması, kurtarılması, efendim ailenin daha da iyi noktalara gitmesi, annelik, babalık, buna benzer konularda çok ciddi çalışmalar yaptılar gerçekten. Allah, evet, onlardan razı olsun. Evet. Hocam son iki dakikamız artık bitmek üzere. Konya'ya, Konyalılara şöyle bir ne demek istersiniz? Onunla noktalayalım hocam. Sonra hocama da bir söz vereyim, bitirelim. Şimdi Konya'ya tam belki Mevlana'nın yanında bize selam vermeleri isteriz. Gerçekten özledik. Arada İnşallah. Konya'ya gitmek gerekiyor. Konya'ya giderek Mevlana'yı ziyaret ederek Konya'daki o güzelliği, ki bugün belki iyilik vaktinde hocamızın iyiliğin tanımlaması bile çok geniş oldu. Mevlana'nın o güzelliği burada hissedilmiş oldu. Tabii ki sadece Konya değil, bütün şehirlerimize tek tek gitmek lazım. Konya tabii şunu başarmış. Biz gerçekten buradan Konyalı kardeşlerime çok teşekkür etmek istiyorum. Hayrın öncüleri oldular. Bazı şehirlerimiz var mesela. Cömertlikleriyle çok meşhur. Kendi kendilerine yetiyorlar.
Bir de başka taraf yerlere de ellerini uzatarak oralara da yardım ediyorlar. Konya bu hususta hem kendi Konya'nın içerisinde hem de Konya'daki yakın şehirlere, hatta ülke dışındaki Afrika'sından işte efendim Arakan'a kadar çok yardımlar oldu Konyalı kardeşlerimizin. 80 Konya müftümüze buradan çok teşekkür ederiz. O da bu hayrın öncüsü oldu. Elhamdülillah. Ve Konya'daki tüm görevlilerimize, ki iyilik buluşmaları yaptık geçen kendileriyle, Allah hepsinden razı olsun. Müftülerimize, vaizlerimize, imamlarımıza, müezzinlerimize, Kur'an kursu hocalarımıza, vaizlerimizi bir daha söylemek istiyorum. Çünkü vaizleri bazen unutuyormuşuz. çok özür dilerim bunlardan. Vaizlerimizi gerçekten buradan tekrar tekrar teşekkür ederim. Allah razı olsun. Cümlesin. İyi ki varsınız. Hocam da herhalde çok az kaldı müftülük görevi. Tabii İnşallah. Ki biz bizim camianın emeklisi olmaz. Hocam belki normal resmi zamandan daha çok çalışacak. daha çok sahada olacak. Allah yardımcısı olsun diyoruz. Amin. Bu vakte ulaştıran, bu yaşa ulaştıran Allah'a hamdolsun, şükürler olsun. Ben birkaç şey eğer mümkünse söylemek isterim. Bu ara Kafkasya'da bazı çalışmalarımız oldu. Mesela Adige'yi Cumhuriyeti'nde, Maykop'ta bir caminin Moskova müşavirliğimizle de yardımlaşmak suretiyle, güzel bir cami belki şeyde var, halısını serdirdik, iyi bir çalışmaydı. Nalçik'te, Kabartay Balkar'da böyle bir çalışma yürütüyoruz. Gerçekten oradaki Müslüman kardeşlerimiz de çok mutlu oldular. Bir bakıma Konya'daki efendim yakınları, akrabalarının da bir armağanı gibi bunu değerlendirdiler. Evet. Yine şeyde efendim bu eski Yugoslavya yani o Bosna Hersek değil de bu tarafta aşağıdaki yer Karadağ'da ciddi çalışmalarımız oldu. Evet. Bir de ben şunu da Süremiz severim. Bitti hocam. Hemen bitiriyorum. Bulgaristan hani Bulgaristan'daki kardeşlerimiz genellikle Konya kökenlidir. Halen Plevne'ye gidiyoruz, halen Beleni'ye gidiyoruz zaman zaman doğrusu. Bu konuda gayretlerimiz var. Konya'nın bu dünyanın her yerinde yani bir iyilik ve infak, hani Allah'ın bize verdiği rızktan infak etme konusunda ciddi gayretleri var. Öncü kent hocam. İşte elhamdülillah. Yani öncü şükürler. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Çok kıymetli İhsan Açık hocam, Konya Müftümüz Ahmet Poçanoğlu hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Allah sizlerden razı olsun. İyi ki varsın Konya diyelim. Allah razı olsun. Ve bu haftada iyilik vaktini noktalayalım. Haftaya tekrar salı akşamı 21.30'da görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz. Allah.